Galeri Işık Teşvikiye'de Yüz Göz Resimleri adlı sergisinde Profesör Hüsamettin Koçan ile beraberiz. Merhaba Hüsamettin Bey. Merhaba efendim. İzleyicilerimize Yüz Göz Resimleri adlı serginizi anlatır mısınız? Yüz Göz Resimleri aslında galiba biraz şeyden çıktı Yüz Göz Resimleri anlam derinliği olarak. Bizim bir aşinalık sorunumuz var. İşte birisini görüyorsunuz, onu bir yerden daha önce görmüşsünüz. Onu tanıdığınızı zannediyorsunuz, aşinalık. Bir ilişki var, ilişkinin içerisine giriyorsunuz. Çok derinlemesine gidemiyorsunuz, bir aşinalık boyutunda kalıyor. O yavaş yavaş aşina olmayı biz bilgi sahip olmakla eş tutmaya başladık. Halbuki temel mesele, aşina olduğunuz zaman şeyin hiçbir zaman hiçbir olayı ve olguyu içselleştiremiyorsunuz. Ve yüzeyde kalıyorsunuz. Yani bu caddeden yürürken, Nişantaşı'ndaki hayattan habersiz, içinde ne olup ne bittiğinden habersiz, sadece sokağı algılıyorsun. Buna biz aşinalık diyoruz. Biz bunu birbirimize karşı da yapıyoruz. İşin ilginç yanı yakınlarımıza karşı da yapıyoruz. Onun için bizim hayatımız galiba bir iletişimsiz hayata doğru gidiyor. Onun için yüz göz resimleri belki bu aşinalık yerine ifade edilmiş bir durumdur. Yani aşina olmak yerine daha derin iletişim kurmayı gündeme getiren bir dizi olarak belirdi. Kırılgan yüzlerden yüz göz resimlerine. Bir önceki serginiz kırılgan yüzlerde cam altı tekniğini kullandınız. Bu serginizde cam altına göndermeler var. Bu geçişi dinleyelim mi sizden? Benim bir sanatçı olarak bir gelenek algım var. Ben biraz galiba modernizmi eleştiren bir yanım da var. Çünkü modernizm bize vaatlerde bulundu. Özgürlük, zenginleşme, mutluluk gibi kavramları gündeme getirdi. Ve de onun içinde büyük bir iletişim ağı ördü ve büyük bir ulaşım ağı ördü. Böylece herkes bulunduğu yerden özgürlüğü, mutluluğu, daha derinleşmeyi aramaya çıktı. Biraz kaybolduk diye düşünüyorum. Yeni yüzyılımız aslında bu kaybolmuş insanın tekrar kendi öyküsüne yeniden dönüp kendisiyle buluşma yüzyılı diye düşünüyorum. Bu anlamda ben geleneğin çok değerli olduğunu, insanın kendisini bulması ve keşfetmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu değerlilik de bize şunu getiriyor. Kendi geleneğimizle yüzleşmeyi getiriyor. Bu nedenle de zaten bir ilgim de vardı benim halk resimleri konusunda. Zannediyorum bundan 4-5 yıl önce Kırılgan Yüzler diye bir dizi yaptım. Bu tamamen bizim geleneksel cam altı resimlerimizden çıkmış resimlerdi. Kırılganlık da aslında camın kırılganlığından, o dramatik de bir hayatı vardır onlar. Hep kırılmaya mahkum yaşarlar onlar, cam altı resimleri. O nedenle o cam altı resimlerini acaba bugünün diline nasıl aktarırım problem üstünden gittim. Ve zaman içerisinde şunu düşündüm. Acaba ben bu cam altı kültürünü, tekniğini, duygusunu bugünün malzemesiyle daha büyük yüzeylere ve kırılgan olmayan bir yüzeye nasıl aktarabilirim? Öyle bir problem karşıma çıktı ve o süreç içerisinde de şeyle buluştuk biz. Silikonla buluştuk. Ve silikon aracılığıyla da doğrusunu isterseniz bu cam altının şeffaflığını, geçirgenliğini, koruyuculuğunu, buna karşılık da kırılmazlığını keşfettik. O şey kırılgan yüzler nihayetinde bugünkü yüz göz resimlerini doğurmuş oldular diye düşünüyorum. Yüz göz resimleri adlı bu serginizde farklı bir teknik var. Bu tekniği anlatır mısınız biraz bize? Şöyle bir süreç var. Yine oradaki bütün malzeme beslemesi de şeyden kaynaklanıyor. Bizim cam altı resimlerinde ressam arkadadır biliyorsunuz. Boyadıkça resim gözükür ve ressam kaybolur. O da şeydir, ilginç bir duygu derinliği yaratır. Adanmış ressam rolü vardır orada. Zaten onlar isim de koymazlar resminin altına. Mütevazidir çünkü o bir şeyi yarattım diye övünecek bir kültürden gelmez. O bir vesiledir diye düşünür kendisini. Onun için öyle getirir. Fakat aynı zamanda bunun arkasına da böyle bir sürü şeyler, ışıltılar konar. Eskiden varaklar konuyordu, buruşturulmuş jelatinler konurdu, işte farklı boyalar konurdu. Benim resmim arkadan değil, bu sefer önden bunları yerleştirmeye başladı. İlk planda biz tabii ki büyük figürü organize ediyoruz, kağıttan kesiyoruz, onu söyleyeyim. Ben bunları çalışırken çokça asistanla birlikte çalışıyorum. Örneğin bu resimlerin bir kısmını
benim işte vakfımın olduğu, müzemin olduğu Baksı köyündeki kızlarla yaptım. Orada 7-8 tane asistanım var. Yazın 3 ay onlarla müthiş çalışıyoruz. Böyle bir iş bölümü sürecinde ana kitleyi hallettikten sonra şeyden ben malzeme toplarım. İşte Tahtakale'den, Anadolu tüccarlarının gelip böyle incik boncuk satın aldıkları satış merkezleri vardır. Üsküdar'da bir tane vardır. Oraya giderim. Orada işte bu süslü şeyler, altın kollar, başka yaldızlar, ondan sonra şey masa örtüleri, raf kağıtları, bütün bunları toplayarak bir bakıma şeyin yaptığını, cam altı ustasının yaptığını o yakın malzemeyi resmimin içerisine monte ediyorum ve böyle bir üst üstelik oluşmaya çalışıyor. Bu üst üstelik de benim resmimin özgün dilini oluşturuyor. Her evine milor, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire milor, venez dans mon royaume. Bir de eğitmenlik yönünüz var, neler anlatacaksınız bize? Türkiye'de tabii sanatçılara çok böyle yaşama alanları açılıyor değildi. Onun için de doğrusunu isterseniz bir sürekli gelire ihtiyacınız var ve akademik dünyayla bir ilişkiye başlıyorsunuz. İşte 1972'de zannediyorum akademik süreç başladı. Bundan 4 yıl önce Marmara Üniversitesi'nde orada son 9 yıl dekanlık yapmıştım. Oradan emekli oldum bu projelerime, hayatımı adayım diye daha çok. Sonra bırakmadılar. Bazı şeyler size bulaşınca işte özel vakıf üniversiteleri. Şu anda da Okan Üniversitesi'nde dekanlık yapıyorum. Orada yeni bir eğitim sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Ben biraz yaptığım işi bir şey ilave etmek isteyen, ondan çok hoşlanan birisiyim. Onun için de biraz zorlanırım. Şimdi orada belki dünyanın en yeni, en atılımcı eğitim, yaratıcılık eğitim modelini geliştirmek için bir sürecimiz var. Yani yaklaşık 40 yıllık bir eğitimciyim. Geçen gün sergi açılışında öğrencilerim gelmiş. Aa, doçentler falan olmuşlar. Daha profesör öğrencim yok dedim. Demek ki biraz daha zamanım var. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbetiniz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sevindim. Belle, est le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers